Selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, geçen hafta 18 Mart'ta 19 Mart'ta bağlayan gece Malatya'da bir don afeti yaşandı. Özellikle Malatya'nın düşük rakımlı bölgelerinde kayısımız yok oldu. Kimi bölgelerde %50, kimi bölgelerde %90'a varan zararlar var. Zaten geçtiğimiz yıl değerli milletvekilleri kayısı para etmemesinden dolayı yokluğa mahkum edilen kayısı üreticisi donla beraber 2013 yılı umutları da kaybetti. 18 Mart gecesi yanan sadece Malatyalıların kayısı değildi. Yanan Malatyalıların umuduydu, yanan Malatyalıların hayaliydi, yani yanan Malatyalıların tüm yaşamıydı. Binlerce üretici geçtiğimiz yıl 2,5 TL olan, 2,5 3 TL olan kayısıyı, maliyet olan kayısıyı bu yıl 1,5 lira, 2,5 liradan sattı. Zaten kayısı üreticisi bu nedenle zor durumdaydı. 2012'den kalan elektrik, su, gübre, ilaç ve mazot borçlarını zaten ödeyememişti. Zaten 2-3 yıldan beri kayısı para etmiyordu, hiçbir birikimi yok. Malatyalı, maalesef bu son dönemde Malatyalı'nın devletle olan ilişkisi, tek ilişkisi evine gelen icra kağıtlarıydı. Malatyalı üretici ilk kez bu dönemde adliyeyle tanıştı. İlk kez bu dönemde yaşı 60-70 olan üretici ilk kez icra avukatıyla tanıştı. 2 yıldan beri Malatyalıların seslerini buradan duyurmaya çalışıyorum. Bu kürsüden, bu meclisten bana verilen görevi, yani Malatyalıların hakkını savunma görevini yerine getirmeye çalışıyorum. Dünya değerli milletvekilleri, bakın bizim üretmiş olduğumuz ürün sıradan bir ürün değil. Dünyanın en güzel kayısılarını üreten, Türkiye'nin milli gelirine tarımda en çok katkıyı veren, yaz demeden, kış demeden çoluğuyla çocuğuyla çalışan Malatyalıların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü bu ürün her yıl kimi zaman 300 milyon dolar, kimi zaman 400 milyon dolar Türkiye ekonomisine katkı sunuyor. Dünya kuru kayısı üretiminin tek başına %80'ini dünya kayısı üretiminin, kuru kayısı üretiminin tek başına %80'ini Malatya'yı karşılıyor. Yani dünyada çok önemli bir ürünü Malatyalılar yetiştiriyor. Değerli milletvekilleri, kayısının değerlenebilmesi için buradan birçok öneri getirdim. Belki bu kayısı ile ilgili 100'e yakın konuşma yaptım mecliste. Dedim ki o 0 faizli kredi verin ki köylü tefecinin eline düşmesin. Borç verin dedim. Karşılıksız, bedelsiz değil, borç verin dedim. Sesimizi duyan olmadı. Çiftçinin elektrik borçlarından mağdur oluyor. Onların faizlerini silin dedim. Faizler silinmedi. Çünkü bu Malatya'da özelleştirilen elektrik kurumu da hiç kimse memnun değil. Bu özelleştirilen zihniyeti buradan bir kez daha kınıyorum. Değerli arkadaşlar, kayısı para etmiyor. Okullara kayısı dağıtın, o bozuk süt yerine kayısı dağıtın ki çocuklarımız daha zeki olsun dedim. Çünkü kayısı zeki artıran bir ürün. Askerlere dağıtın, askerler iyi beslensin dedim. Ancak maalesef sesimizi kimseye duyuramadık. Ama maalesef değerli arkadaşlar, mağduriyetimiz de sürüyor. Yani kayısımızın, üreticimizin durumu hala iyileşebilmiş değil. En son da bu uygulamalar yetmiyormuş gibi, son dönemdeki uygulamalar yetmiyormuş gibi kayısımızı bir de don vurdu. 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece kayısımızı don vurdu. Değerli arkadaşlar, ben buradan geçen hafta resimlerle kürsüden dile getirdim Malatya'nın düştüğü durumu. Geçen hafta sonu da Malatya'yı gezdim. Malatya merkez köylerini, Darende'yi, Kuluncağı gezdim ve yerinde gördüm. Battal Gazi'yi yerinde gördüm, kayısının düştüğü durumu. Maalesef rakımı düşük olan yerlerde kayısımız söylediğim gibi %50 ile %90 arasında yanmış. Değerli arkadaşlar, üretici kayısı tutsa da tutmasa da, don vursa da vurmasa da o ürüne aynı parayı harcıyor. Yani ilacını veriyor, o ürünün gübresini veriyor, aynı işçiliği harcıyor, aynı emeği harcıyor. Bu nedenle kayısı üreticisi açısından don vurdu, masraf etmeyeceğim diye bir şey yok. Ve aynı emeği harcıyor maalesef. Aynı emeği harcadığı için daha fazla zarar etmiş oluyor. Yani masrafı çok, parası yok. Bununla ilgili bir Tarsim diye bir kurum var. Dillere destan bir kurum bu Tarsim. Üretici
bu Taksim'in sistemine değerli milletvekilleri, Malatyalı üretici maalesef hala Taksim'in uygulamalarını akılsız eldiremiyor. Taksim üreticinin zararını nasıl karşılarım için değil, nasıl karşılamam diye çalışıyor. Üreticiyi hem Taksim vuruyor, hem don vuruyor. Yani üretici her yerden zarar görüyor değerli milletvekilleri. Don için yapılan sigorta kumar gibi arkadaşlar. Bu don için yapılan sigorta resmen kumar gibi. Şimdi şöyle örnek vereyim ben size. Bahçeniz var, o sene sigorta yaptırmak istiyorsunuz. Soruyorlar, çiçek mi, don mu? Yoksa dolu mu? Bunlardan birini seçiyorsunuz. Tamamen bu Taksim sistemi Malatya'da toto oynuyorsunuz. Yani toto, sigorta toto oynuyorsunuz. Bir de değerli arkadaşlar, Malatyalı üreticinin bu yıl sadece %10'u Taksim'de sigorta yaptırmış. Niye? Çünkü Taksim'deki fiyatlar çok yüksek. Çünkü Taksim'e güvenmiyor. Çünkü oradaki geçtiğimiz yıllardaki uygulamalarda yaşadı bunu. Taksim'e güvenmiyor. Güvenmediği için de sigorta yaptıramıyor. Bakın 50 binin üzerindeki üreticiden sadece 6 bin civarındaki insan Taksim'e ürünü sigorta atmış. Değerli arkadaşlar, diyorlar ki Malatyalılar, biraz önce telefon geldi. Diyorlar ki daha önce 2002'de 1 kilo kayısıyla 2 kilo mazot alıyorduk. Bugün 2 kilo kayısıyla 1 litre mazot alamıyoruz diyorlar. Yine 2 yıl önce 7-8 lira eden kayısı bu yıl niye 2,5 liraya düştü diyorlar. Bunun sebebini araştırıyorlar. Değerli arkadaşlar, önlem alınmaz ise eğer Malatya'da üretici kalmayacak. Bakın bundan 2010 yılında sanırım son olay olmuştu. Sağ olsun Malatya milletvekilimiz Mevlüt Aslanoğlu bunu dile getirdi ve ilk kez zarar karşılandı. Ancak 2 yıldan beri hem fiyatlar vuruyor, hem uygulamalar vuruyor, hem de don vuruyor. Ama çiftçiye selam veren kimse yok, çiftçinin halini soran kimse yok. Değerli arkadaşlar, Malatya'da 2 yıldan beri ağacını ilaçlamayan çiftçi var. Bakın acı bir durum ama 2 yıldan beri ağacını ilaçlamayan çiftçi var. Hala ağaçlarını sulayamayan çiftçiler var. Ben meclis kürsüsünde söylüyorum. Hala diyorum, kanalizasyon suyuna mahkum etmişsiniz diyorum. Yalan diyorlar. Geçtiğimiz hafta sonu Hatun suyundaydım. Yani bu uygulamaları gözlerimle gördüm. Değerli arkadaşlar, üretici diyor ki kurusun da kurtulalım kayısından diyor. Odun kömür ardiyelerinde son dönemde en çok odun olarak kayısı odunu satılıyor. Kurusun da kurtulalım diye Malatyalı haykırıyor. Değerli milletvekilleri, Malatyalı her yıl kayısı ekiyor, her yıl kayısı dikiyor, maalesef borç topluyor. Şimdi bu ürün, değerli arkadaşlar, bu ürün sıradan bir ürün değil. Bu ürün dediğim gibi Türkiye'yi dünyada temsil eden bir ürün. 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Malatyalı'nın sesini, Malatyalı'yı, Türkiye'yi, özellikle Türkiye'yi Venezuela'dan Rusya'ya, Rusya'dan Amerika'ya, Kanada'ya kadar. Her yerde Türkiye'nin ürünü Malatya'nın kayısı diye satılıyor. Ama Malatyalı bu kadar size ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Yıllardan beri her yıl 100, 200 milyon dolar, 300 milyon dolar, bazen daha fazla üretimde katkıda bulunuyor. Milli gelire katkıda bulunuyor. Ama Malatyalı'nın maalesef devletten aldığı kocaman bir hiç. Verdikleriyle, değerli milletvekilleri, verdikleriyle aldıkları arasında bir orantısızlık var. Malatyalı çiftçi çalışkan, Malatyalı çiftçi borcuna sadık. Sizden rica ediyorum, burada bütün milletvekillerinin vicdanlarına sesleniyorum değerli arkadaşlar. Bütün burada iktidar ve muhalefet partisinin vicdanlarına sesleniyorum. Lütfen Malatyalı çiftçinin sesini duyun. Lütfen Malatyalı çiftçinin yaşamış olduğu, kayısı üreticinin yaşamış olduğu drama seyirci kalmayın. Hepinizin vicdanına sesleniyorum. İktidarı muhalefeti çalışkan, üreten Malatya çiftçisine sahip olmasını diliyorum arkadaşlar. Bakın bununla ilgili mutlaka kayısı afet kapsamına alınmalı. Üreticinin borçları ertelenmeli, faizleri silinmeli. 2090 sayılı kanun mutlaka işletilmeli. Fındığa verilen alan bazında destek Malatya kayısına da verilmeli. Devlet bir kayısı idaresi kurmalı. Taban fiyat, don hadisesi gibi sorunlar tek elden yönetmeli. Değerli arkadaşlar, tabii ki bütün ürünlere sahip çıkmalı ama Malatya ürününe de sizlerin sahip çıkacağına inanıyorum. Bu konuda bir komisyon kurulmasını bütün milletvekillerinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bütün milletvekillerinden rica ediyorum. Bu duygularla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.